Namazın 40. rekatında toplanıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Araştırdınız mı? İncelediniz mi? Bu noktayı biraz şurada fırsat gelmişken biraz açmak istiyorum bu noktayı. 40. rekat. Zaten dikkat ederseniz bir günde kılmış olduğumuz 40 rekat namazın 40. rekatı zaten farklı bir rekattır. Kıldığımız bu 40. rekat hangi namazın rekatıdır diye sorulsa herkesin bilmesi lazım. Vitir namazının son rekatı. Vallahi mühimdir. Çok mühimdir. Yani 40 rekat namazın son rekatı adeta altı çizilen bir sır gibi çizilmiştir ve muazzam bir mana toplanmıştır. Eğer şu kürsüde, şu sırada, şu esnada bu noktayı biraz size arz edebilirsem, bu noktayı biraz açabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım inşallah. Allah-u Teala bizi muvaffak eylesin. 40. rekat. Bir günde, bir günlük namazımızın, bir günde kıldığımız gündüz veya gece toplam namaz olarak kılmış olduğumuz namazın 40. rekatı vitir namazının son rekatıdır. Çok farklı. Hiç öbürlerine benzemiyor. Acaba niçin diye düşündüm, saatlerce düşündüm. Tefsirleri araştırdım. Allah'a hamdolsun neticesini buldum. Arz ediyorum şimdi. Efendiler, vitir namazına niyet ediyoruz hepiniz bildiğiniz gibi. Niyet ettim Allah rızası için bu geceki vitir namazını kılmaya diyorsunuz. Birinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz. İkinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz ve oturuyorsunuz. İkinci rekatta tahiyyata oturuyoruz tabii. Başka bir şey olmaz. Normal olarak tahiyyattan sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Yine normal şekilde Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Öbür rekatlar gibi normal olarak Zamm-ı Sure'den sonra rüküye gitmemiz lazım. Öyle değil mi? Normal o. Rüküye gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Bakın, fark başladı şimdi burada. Müthiş bir şey bu. Vallahi çok müthiş bir şey bu. Bunu anlamayanların 40 rekat namazının 40'ı da batıldır. Son noktada iş ortaya çıkıyor. Normal rükûya gitmemiz lazım. Allahu Ekber diye aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine yeniden sanki namaza başlıyormuşuz gibi ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu Ekber diye tekbir getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yeniden tekrar ellerimiz kulağımıza kalkıyor. Tekbir alıyoruz. Arkasından iki tane vacip hükmünde olan iki dua okuyoruz. Bu duanın adı nedir? Kunut duası. Kunut dualarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü 40 rekat namazın bütün özü, özeti, tesiri, manası, ahdi, akidesi, akdi hepsi burada düğümleniyor. Adeta geliyor, orada birikiyor. Orada toplanıyor. Okuyoruz şimdi. Tekbir aldık, tekrar ellerimizi bağladık göbeğimizin altına. İki kunut duasından birincisini okuyoruz. Allahümme inna nesta'inuk ve nestağfiruk ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nüsni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nehla'u ve netruku men yefçuruke. Birinci kunut duası bu. Allahümme, ey Allah'ım, şimdi ellerimizi kaldırdık, tekrar bağladık, Allah'ın huzurunda
bir günlük namazın son rekatı olan 40. rekatta Allah ile sözleşiyoruz. Vallahi ahit yapıyoruz. Rabbimizle akit yapıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Ve tekrar namaza başlamış olmanın hareketi içinde yeniden bir strateji, yeniden bir akit yapıyoruz. Allahümme ey Allah'ım, inna nesta'inuke, ancak senden yardım isteriz. Bakınız gün bitiyor. Yatsı namazı da geçmiş, vitir namazı kılıyorsunuz, son rekat. Ancak senden yardım isteriz. Ve nestağfiruke, ancak senden af isteriz. Affu mağfiret malum. Ve nestehdike, ancak senden hidayet bekleriz. Ve nü'minu bike, sana katıksız ve pazarlıksız, tereddütsüz sana iman ederiz. Ve netubu ileyke, sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve netevekkelu aleyke, her hususta sana dayanırız, sana sığınırız, sana güveniriz ya Rabbi. Amin.